Bu çalışmada da bizim karikatürlerin bir kısmını renklendirerek kullandık bu Çanakkale Mecmuası'nda. Evet. Hı hı. En son ilginçtir, savaşın sonuna doğru kullanılan bir karikatür de bir usturanın üzerine İngiliz ve Fransız oturtulmuş. Evet. Ondan sonra Çanakkale Savaşı'nın sonu için denmiş ki Çanakkale Zaferi'nin neticesi İngiliz ve Fransız'ın vaziyeti harbiyesi. Usturanın üstünde oturuyor. Mesela bir karikatür daha hemen. Karagöz hemen diyor ki bu sene gideceğim. Çanakkale'de köpek balığından azma. Amma da çok çiroz var ya, bari işe yarar bir şeyler olsa, hepsi de çirozun çaparisi diyor. Evet. Yani asker denize düşmüş askerlerin, düşman askerlerinin toplanması hadisesi evet. var. Evet. Peki, şimdi kısa bir ara verelim. Ben de sosyal medyadan bu fotoğrafları paylaşacağım. Kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Eminim çok dikkat çekecek ve ilgi çekecektir. Çok kısa bir ara, sonrasında buradayız. Thank you.
ortak kaderi taşımak için hepimiz fedakarlık yapacağız. Birbirimize destek olup ölümün içine gireceğiz Güleş Ahenk. Dişidir toprak doğurur yiğitlerini. Yiğitler bırakmaz hiçbir zaman kahreden saltanatıyla küfrü. Komaz anasının bağrında düşman postalını. Penceremize ilkbahar sağanakları düşecek. Rahmet düşecek elbet. Genç yiğitler at koşturacak ovalarında memleketimin. Alnı pür, tertemiz kızlarımız asil soylarına gebe kalacak elbet. Sürecek neslimiz. Bütün acılara inat, kahreden düşmanlığa, işgale, merhametsizliğe, hoyratlığa inat, yine kavuşacak Nisan yağmurlarına topraklar. Cömert yıldızların altında sevdalanacak yine gönüller. Aşkı da öldüremezler ya. Memleketin selameti için, milleti İslamiye'nin bu beladan kurtulması için dualar edeceğiz, çarpışacağız, can vereceğiz. Ya Rab, Kabe ve Ravza hürmetine Müslümanları mansur eyle diye kutsal mabedimizde dualar edilecek. Hepimiz bizden bekleneni yapacağız elbet. Hiç ümitleri boşa çıkarmak var mı? Öleceğiz, dirilip yeniden cenk edeceğiz. Şehitler ölür mü hiç? Kınından çıkmış kılıçlar gibi beden kafesinden kurtulmuş şehitler olarak devam edeceğiz. Gerdek gecesinin sabahı, cenge koşup şehit olan ecdat gibi melekler tarafından yıkanıp defnedileceğiz. Kınalanmayı şeref bileceğiz. Allah'ım, bu vatana, bu dine şehit olmayı bana nasip eyle. Cennetül Baki'dekilerin hatırına bunu bana çok görme. Bu Çanakkale'deki binlerce askerimizden birinin sözleri. Henüz cepheye gitmeden arkadaşlarına söylediği bir söz, bir konuşma. Hangi ruh haliyle, hangi aşkla ve hangi düşünceyle Çanakkale'ye gittiğini anlatması açısından son derece güzel bir örnek. Bütün şehit olan askerlerimiz için geçerli olan bir felsefe bu. Bir ruh iklimi. İşte bu ruh iklimi insanımızı Çanakkale'ye gönderdi. Oysa İngilizler Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da kendi evlatlarını değil, sömürge olarak kullandıkları bu bölgelerdeki gençlerin akıllarını çelip bu topraklara sürebilmek için, onları buraya getirtebilmek için değişik propagandalar kullanıyorlardı. İngilizlerin genç Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerleri bu coğrafyaya gönderebilmek için kullandıkları broşürlerden bazı sözler. Barbar Türklere dersini vermeye gidiyoruz. Hristiyanların can düşmanı Türklere haddini bildireceğiz. Korkak Türkler sizi gördüklerinde o an kaçıp gidecekler, arkalarına bile bakmayacaklar. Sizin için bu bir savaş değil, tatildir. Türk kızları sizi bekliyor. Ana vatanımızın size ihtiyacı var. Parasız kalmayacaksınız. Bu savaşın sonunda zengin erkekler olarak şerefle yurdunuza döneceksiniz. Mesajlarıyla buraya gönderilen askerlerin ruh haliyle Anadolu'nun has evlatlarının cepheye giden ki ruh halini kıyaslamak açısından çok güzel bir örnek bu. Evet, General Hamilton'ın da Türk askerinin yüksek ruh portresini aslında çizdiğini, evet, anlattığını görüyoruz. Onu da sizden dinleyelim mi hocam? Başta dediğim gibi, yani maharet odur ki düşmanın dahi seni takdir ede demişler. 10 Ağustos, o meşhur kara zaferimizi kazandığımız tarih. Hamilton diyor ki, zaferden artık emindik. 140 bin yeni askerle takviye edilmiş İngiliz, Fransız müttefik ordusu, büyük ve küçük kemikli burunlarından Anafartara'ya doğru ilerlemekteydi.
6 Ağustos 9 Ağustos arası muharebelerinde Türkler ağır kayıplar vererek tepelere doğru geri çekilmişti. Artık zeplinlerimizden Türk siperlerine zehirli gaz yağdırıyorduk. Sadece çivi atmıyorduk, sadece bomba atmıyorduk. Gece gündüz aydınlatma fişeklerimizle İngiliz Fransız topçusu Türk siperlerine adeta ateş kusuyordu. Bizim için Türkler o tepeye çoktan gömülüp gitmişlerdi. Son bir vuruşa ihtiyacımız vardı. 10 Ağustos sabahı taarruza başlayacaktık. Fakat gördük ki diyor, o işte az önce bahsettiğimiz kendi cenaze namazını kılan erler. Saat 5 sularıydı. Gün yavaş yavaş ağrıyordu. Gün yavaş yavaş ışımaya başlamıştı. Tepelerden aşağıya kimisi sargı bezleriyle elleri kolları sarılmış, kimisi at üstünde, kimisi piyade Türk birliklerinin koşmaya başladığını gördük. Subaylarım beni uyardılar. Dürbünü defalarca silerek, gözlerimi silerek orada dona kaldım. Dakikalar geçti, ateş emri dahi veremedim. O ne müthiş manzaraydı. Tüm milletlerin savunmadan ümidini kestiği yerde aziz Türk milletinin, aziz Türk milletinin taarruzu başlıyordu. Kimisi piyadeydi, kimisi süvariydi ve bitti dediğimiz, o tepeye, Conk Bayırı'na gömdük dediğimiz Türk milleti ayağa kalkmış, dirilmiş, üzerimize akıyordu. Dakikalar sonra ateş emri verdim. Makineli tüfek tarrakaları ve topçu atışıyla Türk birliklerini, Türk siperlerini hallaç pamuğu gibi atıyorduk. Fakat ne mümkün, ordumuzdaki moral bozulmuş, ordumuz ruhen çökmüş ve geriye doğru kaçıyordu. Tutmak mümkün değildi. İşte gördük ve anladık ki biz Türk milletini topla tüfekle sindiremeyiz. Bunları dediği Türkleri ayakta tutan yüksek bir ruh var. Biz onların tanrısıyla çarpıştık ve biz bu savaşı kaybettik diyor. Şurada bir şey ekleyebilir miyim üstadım? Buyurun. Sizin konuşmanızı desteklemek için hem de seyircilere gösterelim. Evet. İtilaf devletleri Çanakkale Savaşı'nda zehirli gaz kullanıyorlar diye. Kesinlikle. Yani bu da çok tartışma konusudur. Çanakkale'de veriler zehirli gaz var. Kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Evet. Bu konuda veriler var. Mesela şöyle bir durum var burada. Ondan sonra unutmayın lütfen. Churchill, özür dilerim bu konuya açıklık getireyim. Churchill'e soruyorlar. Bu gazetelerde de çıkmış olanmış yani gizli bir bilgi falan değil. Churchill'e soruyor diyor ki efendim diyor Türklere karşı Çanakkale'de zehirli gaz kullanıyormuşuz doğru mu? Evet doğrudur diyor. Peki efendim diyor Türkler insan değil mi? Türklere karşı bunu diyor kullanmak bir insanlık suçu değil mi? Churchill'in verdiği cevap şu, Türkler insan değil ki. Evet. Tek kelimeyle. Şimdi çaresiz kaldılar. Arzu ettikleri başarı bir türlü gelmedi. Daha çabuk sonuca gidebilmek için kimyasal silah kullanımını öneriyor Churchill. Yapılacak olanın insanlık dışı olduğu söyleniyor kendisine. Aynen sizin zikrettiğiniz gibi Türkler insan değil ki diyor. Bunu diyen kim? Churchill. Savaş bakın. Şimdi burası enteresan. Esas yani bu zihniyetle bu kadim toprakların zihniyetinin arasındaki farkı anlamak açısından önemli. Türkler insan değil ki diyen bir zihniyet var. Churchill'in simgelediği bir İngiliz zihniyeti. Aynı şekilde Alman komutanları biz de kimyasal silah kullanalım diyorlar. Size verelim ve kullanalım. Almanların teklifi bizimkilere. Bizimkilerin cevabı ne? Öyle savaşmak bize yakışmaz. Zafer süngülerin ucundadır. Ey aziz milletim, Mehmet Akif'in şu iki satırı bütün her şeyi özetliyor aslında. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Bu iki satır iki medeniyetin kodlarını anlamamız için fevkalade güzel bir örnek. Kesinlikle. İlave edeceğiniz bir şey var mı bu konuya? Burada Batı her giden için Avrupa, Amerika son derece çekicidir. Gidildiğinde görülür ki düzenli yollar, ışıkta duran insanlar, sırasını bekleyen yayalar. Ben deniz bu ülkelerde
Yıllarca efendim gittik, geldik, çalıştık. Bazı üniversitelerde dersler verdik Batı'da. Ve şartlar değiştiğinde, mesela birkaç saat New York'ta elektrik kesildiğinde, efendime söyleyeyim, Londra'da fırtına yüzünden trenler kalkamadığında, bu insanların mesela New York'ta 2 saat içerisinde, 2,5 saat içerisinde binlerce cinayet vakası, on binlerce yağmalama vakasına karıştığını bu gözler gördü. İngiltere'de fırtına yüzünden o güzel kıyafetli İngiliz beyefendilerin üzerlerinde efendim şapkalarıyla, şunları bunlarıyla birbirlerini ezerek trene girmeye çalıştıklarını, birbirlerini ezerek üzerlerine basarak gittiklerini bu gözler gördüm. Dolayısıyla şartlar yerindeyken, her şey yerli yerindeyken son derece medeni bir görüntü sergiliyorlar ama bir takım şartlar değişir, zorluklar ortaya çıkarsa, hani onların bir tabiri var ya, orta çağın karanlığı. Bizim orta çağımızda bir karanlık yok. Onların orta çağında ise bir aydınlık yok. Oraya hemen geri dönüveriyor. Bütün sistem resetleniyor. Dolayısıyla bizim burada kendi mana köklerimize dönmemiz, kendi aslımıza bir irca olmamız. Yani biz kimiz? Aynanın karşısına geçtiğimiz zaman nereden geliyoruz, neciyiz, nereye gidiyoruz? Bu sorulara doğru cevap verebilmemiz lazım. Çanakkale bu bakımdan adeta bir kişisel gelişim dersi, kişisel gelişim platformu. Buna da az sonra değinmek isterim. Bunun çok örnekleri var. Evet. Yani bir taraf sizi insan olarak görmüyor ve o felsefeyle sizin topraklarınıza taarruz ediyor. Bütün değerlerinizi yok etmeye çalışıyor. Ama bir taraftan bizim askerlerimizin ortaya koyduğu bir medeniyet algısı var. Bak, onlardan biri, okumam ister misin? Tabii ki isterim. Buyurun. Şimdi iki cephe arasında bir asker yerde yatıyor. Türk tarafından görülüyor. Ölmemiş değil mi diye soruyorlar. Ama birazdan ölür. Bizim asker soruyor, senin su mataran nerede arkadaşına? Ne yapacaksın diye soruyorlar. Karşı tarafın düşman askeri, ona su vereceğim diyor. Şafakla başlayan hücumda adeta tek taraflı bir kıyım yaşanmış. Binlerce asker şehit olmuş. Binlercesi yaralı. İki tarafın siperlerinin orta yerinde kala kalmışlar. Her iki cepheden çığlık ve imdat feryatları arş-ı alaya ulaşmış. Her iki taraf için yaralılara yardım edilmesi artık mümkün değil. Herkes tetikte, kafasını kaldıran vuruluyor o esnada. Ama iki cephenin arasında askerler var. Bizim Türk askerlerini simgeleyen ruh açısından Ali tam bu esnada, böyle bir zamanda su matarasını kaptığı gibi siperden çıktı. Yaralı askere doğru yürümeye başladı. Her iki cephedekiler de elinde su matarası olan başı ve baldırı sarılı, silahsız bu adamı izlemeye başladılar. Ne yapıyor bu diyor, bakıyorlar. Her iki cepheden de. Eliyle düşman askerinin ensesinden kavruyor Türk askeri ve başını hafifçe kaldırarak su matarasından ağzına su akıtıyor. Asker yutkunmakta zorlanıyor. Soluk bakışlarla Ali'ye bakıyor. Üzerine düştüğü adamın gözlerini unutması mümkün değil. Kalbi çarpmaya başlıyor. Ali etrafına bakınıyor. Etraftan derleyip toparladığı çeri çöpü, otu yastık haline getirip düşman askerinin başının altına koyuyor ve hafifçe kaldırıp onu buraya yatırıyor ve o esnada ağlıyor. Gözlerinden akan yaş düşman askerinin yanağına düşüyor. Bu nasıl bir ruh? Türkleri insan görmeyen bir zihniyetle oradaki Ali'nin düşman askerine gösterdiği tavır. İşte gerçek medeniyet bu. Gerçek insanlık bu. Bizim bugün de yaptığımız bu. Zifiri karanlık bir gecede, simsiyah bir denize, karanlık bir bota, evlatlarını yanına alarak bir avuç nefes almak için, onlara nefes alacakları bir alan açmak için, zifiri karanlık bir gecede her türlü tehlikeyi göze alarak, bota binerek,
giden babanın karanlık bir denizde evlatlarını kaybettiği andan itibaren feryadını biz bugün duyuyoruz. Ama onlar hala bir avuç mülteciyi kendi topraklarında barındıramıyorlar. Medeniyet aslında bu. Kesinlikle. İlaveniz var. Hocam tabii. Şey mi anlatacaksınız? Fransız generalin hatıralarında evet. Var hani. Evet. İnsaflı Batılılar da var işte. General Hamilton yani artık utanarak itiraf ettiği gibi. Artık dayanamıyor da itiraf ediyor. Dayanamıyor. Fransız generali Gros da diyor ki Fransızlar Türk milleti gibi mert bir milletle savaştıkları için çocuklarınıza daima iftihar edebilirsiniz. Evet. Hiç unutmam. Bir gün savaş alanında dolaşıyordum. Doğa çevremizde en nefis güzellikteydi. Su çiçekleri, papatyalar, peygamber çiçekleri, leylaklar bir gökkuşağı alemi yaratıyordu. Ve şimdi savaş sahasında dövüş bitmiş, o güzelim tablo kan revan içindeydi. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla konuştuk. Niçin öldürmek istediğin askere şimdi yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi. Bu Fransız yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkarıp bir şeyler söyledi. Anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benimse kimsem yok. İstediğim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün. Bu asil ve âli cenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan gözyaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı. Ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler. Ne müthiş bir manzara, yani ne düşünebiliyor musun? Bir hadise. Kendi yarasına ne? Topladığı otu tıkamış kanını durdurmak için Türk askeri. Kendi gömleğini yırtıyor. Evet. Düşman askerinin yarasını sarıyor. Sebep, benim anam yok. O bari anasına ulaşsın. Anasına ulaşsın dediği kim? Kendi memleketine ve toprağına göz dikmiş bir düşman askeri. Ama bu ruh nereden kaynaklanıyor üstad, biliyor musun? Hani sahabe-i kiram altına aldığı düşmanı kılıcıyla kafasını keseceği zaman evet. Puh diye tükürür yüzüne ve kılıç havada kalır. Kılıç havada kalır. Neden? Sonra cevaplandırır. Seni Allah için öldürecektim ama yüzüme tükürdün. Nefsim galeyana geldi. Nefsim için asla insan öldürmem diyor. Bu felsefeden beslenen bir ruh halidir. Evet. Kendi gömleğini yırtarak düşman askerinin yarasını sardıran ve kendi yarasına da ot tıkayan zihniyet. Çünkü o düştü artık. Evet. Ona yardım eli uzatılmalı. İşte, o anda düşman olmuyor. Mazlum oluyor. Ama bizde var bu felsefe. Yani bizim evlatlarımızda var bu felsefe. Daha sonra bu çok önemli. Bizi farklı kılan da farklı aslında kılan bu. Yani bizi diğer milletlerden farklı kılan, bizi diğer milletlere belki hani üstünlükse bu ki bence büyük bir üstünlük. Medeniyet bu. Medeniyet ise bu ki büyük bir medeniyet. Bizi en çok üstün kılan şey bu. Yani biz en sıkıntılı zamanımızda, mesela şimdi Suriyeli göçmenlere yardım ediyoruz. Çok böyle lali güher günler yaşamıyoruz. Çok zengin bir ülke değiliz. Amerika kadar servetimiz, İngiliz kadar kuvvetimiz, Almanya kadar malımız, mülkümüz yok. Ama ne var? Gerçekten ateş gibi yüreğimiz var. Civan mert bir millet. Yemese de yediğinden artırarak, içtiğinden artırarak o milyonlarca efendim Suriyeli kardeşine kardeşim diyerek, misafir diyerek hiç efendim çekinmeden veriyor. Ben burada müsaadenizle bu yarasına ot tıkama hadisesi, acısını efendim yutma ne kadar ileriye gidebilir onunla ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz. Sadece anafartalarda
Anafartar ve Arıburnu muharebelerinde 6-22 Ağustos 1915'te 18 bin şehit verdik. Evet. Yani düşünün 15-16 gün içerisinde. 18 bin. 18 bin. En az 30-40 bin de yaralımız oldu. Sahra hastanelerinde doktorlar günlerce uykusuz, gözleri dolu, yaralılara hizmet vermeye çalışıyorlar. Ki orayı da bombaladılar. Oraları da bombaladılar. Sardığı yeri şehitliği. Tabii. Vücut bulmuş örneğidir. Tabii. 1906 tabii. ve 7 tarihli Cenevre Konvansiyonlarında Kızıl Haç, Kızıl Ay, Kızıl Aslan işaretli yerlerin bombalanması 163 ülkenin imzasıyla yasaklandığı halde, bunlarda Osmanlı Devleti'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın da imzası olduğu halde kasten bombaladılar. Hatıralarında yazıyor. Bunun da sebebi yaralı askerlerin tekrar cepheye dönmesini önlemekti. Önlemek. İşte bununla ilgili çok enteresan kısa bir hadise var. Böyle bir hücum gününde sıhhiyeciler hiç durmadan yaralı taşıyor. Doktorlar sadece yaralıları ancak muayene edebiliyorlar, yaraları sarabiliyorlardı. Hayatlarından ümit kesilenlerle fazla ilgilenemiyorlardı. Tam işin en yoğun olduğu sırada doktorlardan birinin önüne gencecik bir vatan evladını yatırdılar. Bir ayağı kopmak üzere, parça parça ve bağırsakları dışarıda. Sıhhiyecilere kaldırın bunu derken genç çocuk kan kırmızı dudaklarının arasından baba diyebildi. Baktı kendi oğlu. Sarılıp öptü oğlunu. Bu benim oğlum. Gölge bir yere kaldırın dedi. Masanın üzerine çoktan bir başka vatan evladını yatırmışlardı. Doktor onunla meşgul olmaya başladı. Sırada daha çok Mehmetçik beklemekteydi. Doktor ertesi gün kendi evladıyla ilgilenecek vakti buldu. Ancak oğlu çoktan şehit düşmüş, gölge bir yere gömülmüştü. Alın şimdi steteskopu. Kalbinize koyun, kalbinizi dinleyin. Bunu yapabilecek kaç yürek var? Kaç tane baba var? Bu yürek, işte Çanakkale ruhu bu. O kendi yarasına ot tıkayıp Fransa'ya destek olan, 3 günlük eşini bırakıp Çanakkale'ye koşan, ben düşmana gaz sıkmam, savaş, harp süngüyle kazanılır diyen ruh. İşte doktorun ruhu, işte bizim ruhumuz bu. İşte yüksek ruh bu. Çanakkale şimdi bu ruh demişken ilave edeceğiniz bir şey mi var? Buna benzer bir anekdot daha lütfen, var ki buyurun. Çok etkili. Şimdi Çanakkale'ye gidenler bilirler, orası çalılık, öyle ormanlık bir arazi değil. Bir an için seyirci gözünün önüne getirsin. Ağaçlar özellikle Cevat Paşa tarafından dikilmeye başlanıyor. Evet. Özellikle Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün emriyle orası ağaçtan duruyor. Normalde çıplak bir arazi. Çıplak bir arazi, çalılıklar var. Evet. Yani küçük çalılıklar var. Fakat öyle ciddi saldırıyorlar ki, öyle acımasız saldırıyorlar ki ve o çalıların üstü parçalanmış insan cesetleriyle dolu. Bizim Türk askerlerinin. Bir tarafta bir bacak, bir tarafta bir kol, binlerce kurşun etrafınızdan geçiyor, obüzler patlıyor, ortalık toz duman, kan revan, bağırışlar, Allah'a yalvarışlar, dualar. Öyle bir atmosfer gözünüzün önüne getirin. Arka tarafta da sıhhiye çadırları cephenin gerisinde ve orada da gencecik kızlarımız gönüllü olarak gelmişler ve orada hizmet ediyorlar. Sargı yerlerinden biri. Ve askerler yaralananları, hala yaşıyor olanları sedyeye koyup sıhhiye çadırlarına taşıyorlar. Bir tane asker, binlerce askerden biri aslında, yani isimsiz kahramanlardan biri. Yatırılmış, ayağının biri kopmuş, kan revan içinde yanında bir kopmuş bacak. Askerler can havliyle onu sargı yerine götürme derdindeler. Yolda bağırır, genç biri çünkü. Dikilecek değil mi? Dikilecek değil mi diye bağırır. Yani bacağının yeniden dikileceğini arzu eder. Sebebi de şudur, tekrar cepheye dönüp savaşmak istiyordur çünkü. Çadıra girerler ve oradaki gönüllü genç hanımefendilerden biri, hemşirelerimizden biri, Anadolu'nun kızlarından biri aslında yapmaması gereken bir hatayı yapar. Yanına gider ve soran gözlerle ona bakar. Dikilecek değil mi diye sorar asker. Kız bakar ama bunun ikisi de sol der. Aslında o hengame içinde
başka bir askerin kopan bacağını onun bacağı diyerekten çadıra getirmişlerdir. Ama bunun ikisi de sol diye çığlık atınca genç hemşire, o zaman asker orada şunu söylüyor: vatan sağ olsun, benim bacağım değil, dikilmeyecek ama vatan sağ olsun vatan diyor. Sağ olsun. Peki, biz de vatan sağ olsun diyerek, bunu vurgulayarak kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız, sizleri de bekliyoruz. Eminim hiçbir yere ayrılmayacaksınız ama.